Tamam. Albay Durak, eğitim geliştirme subayı. Sağ ol komutanım. Albay Mersin, destek tamam. Grup komutanı. Sağ ol. Sağ ol. Albay Uludağ, uçak sistemleri komutanı. Merhaba. Albay, değerlendirme denetleme başkanı. Merhaba. Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Altıncı Mekanize Piyade Tümeni görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol. İdlib konusunda özellikle çalışmamızı derinleştirdik. İdlib'de bildiğiniz gibi rejim hem karadan hem havadan ciddi bir şekilde oradaki insanlara karşı saldırılarını sürdürmekte. Bunun sonucunda doğal olarak oradaki kadın, çocuk, yaşlı, genç, ihtiyar, birçok insan, binlerce insan evlerini terk etme zorunda kaldılar. Bu da tabii hiç arz edilmeyen bir dram, bir trajedi maalesef. Bunun önlenmesi için biz elimizden geldiğince Astana Sözü çerçevesinde, 17 Eylül Mutabakat Muhtırası çerçevesinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Rusya ile olan yakın temasımız devam etmekte. Ruslarla gerekli bilgi alışverişini yapmaktayız. Ve burada bir an önce bu dramın durdurulması için ve insanların güvenliğinin sağlanması için ve yeniden ateşkesin gerçekleşmesi ve istikrarın bölgeye hakim olması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Rus muhataplarımızdan rejim üzerindeki nüfuzlarını kullanmalarını, etkilerini kullanmalarını ve bir an önce bu saldırıların, karadan ve havadan yapılan saldırıların durdurmasını bekliyoruz. Bu konuda tabii Rusya'nın da çeşitli temasları var, çeşitli çalışmaları var. Bir an önce İdlib'de iktidarın sağlanması, ateşkesin hakim olması için de Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da biz Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gerek Astana Sözü çerçevesinde, gerekse bu 17 Eylül'de yapılan mutabakat muhtırasıyla 3-4 Mart'taki mektup değişimi çerçevesinde üzerinde anlaştığımız ilkeler çerçevesinde üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için olabildiğince yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Mehmetçik gerçekten arazide kendisine düşen görevleri yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bölgedeki 12 gözlem noktamız var. Onlar da faaliyetlerini aralıksız, eksiksiz, aksaksız devam ettirmektedirler. Dolayısıyla amacımız bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, bu konudaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde Rusya ile temas halinde sürdürmeye devam ediyoruz. Pençe harekatının yeni safhasına başlamış bulunuyoruz. 27 Mayıs tarihine itibaren. Harekatımız şu anda planlandığı şekilde, başarılı bir şekilde devam etmekte. Yine bildiğiniz gibi başlangıçta kara ateş destek bazalarımızla, hava kuvvetlerimize sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış. Daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş. Ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde, başarılı bir şekilde sürdürmektedirler. Bu ana kadar toplam 15 terörist esara getirilmiştir. Komandolarımız aynı zamanda atak helikopterlerimiz, silahlı ve silahsız insansız hava araçları tarafından da yoğun bir şekilde desteklenmekte. Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz, değerlendirdiğimiz teröristlerin esara getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, inlerine girilmekte, girilecek. Ve inşallah asil milletimizin desteğiyle, sevgisiyle, duasıyla Mehmetçik komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler. Ve ülkemize karşı, milletimize karşı, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Pençe Harekatı'nın yeni safhasıyla birlikte Pençe Harekatı bir taraftan büyük bir başarıyla planlanan şekilde devam ederken aynı zamanda tamamen yerli ve milli kara ateş destek bazalarımızda da ilk kez
Kandil'de, Vasos'ta tespit edilen ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de vurulmaya başlanmıştır ve vurulmaktadır. Ve Mehmetçik bu çerçevede gerçekten tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlık örneği göstermek suretiyle kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu örnek hayatının tamamlanmasıyla bizim amacımız ülkemize, bu sınırlarımıza, hududumuza, bu bölgede mevcut terör tehdidi tamamen ortadan kaldırmaktır. Ve bu çerçevede teröristlerin Mehmetçik tarafından girilmedik mağarası, girilmedik ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek ve inşallah bu çerçevede burada tekrar sulh ve sükun hakim olacaktır. Bu arada biz burada Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanımız da buradaki çalışmalarımızı sürdürürken Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız da bölgeye Yüksekova'ya gittiler. Orada bu faaliyetle ilgili gerekli bilgi alıp gerekli emirlerini vermektedirler. Çalışmalarımız bu minvalde üzere devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz.